ofis ihtiyacı hizmet sektörüyle doğru orantılı gidiyor demiştik toplantıda. Bunu birazcık bize anlatabilir misiniz? Tabii. Ofis ihtiyacı ağırlıklı olarak hizmet sektörü için yapılıyor. Yani finansla başladı, teknolojiyle devam ediyor. Tabii farklı tip ofisler var aslında. Lojistik de bir ofis esasında. Dolayısıyla bütün ana hizmetler, destek hizmetleri, bunlar mali müşavirler olabilir, hukukçular olabilir, mimarlar, mühendisler olabilir. Namütenayi hizmeti ama aslında bir hizmet endüstrisi veya hizmet sektörünün büyümesine bağlı olarak ofis alan ihtiyacı oluşuyor. Bu alanın da büyümesi tabii ki bu hizmet sektörünün büyümesiyle biraz paralel gidiyor. Ofis çalışanlarının ve ofis yatırımcılarının beklentilerinin bir noktada kesişmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak, nasıl sağlanacak? Şu anda başladı aslında. Biraz işte mekanizması uzun sürdü. O ofis yatırımı yapmak kararı veren kişiyle ofisi kiralama kararı veren ve ondan sonra da bu ofiste yaşayan kişilerin kriterleri aslında farklıydı ve uzaktı da birbirinden. Fakat yeni oluşan kurumsal yatırım ortamıyla bütün bunların örtüşmeye başladığını, yani nihayetinde çalışan mutluluğu temin edilebilen mekanların kiralandığı, bu kiracıların talep gösterdiği binaları da geliştirme ilgisi gösteren geliştiriciler olmaya başladı. Dolayısıyla tabii bir de banka ayağı var bunun. Bankanın da bu projeyi finanse etmesi gerekiyor. Dolayısıyla oluşan kriterler aslında çalışan odaklı oluşmaya başladı. Bu kendi kendine oluştu. Sancılı bir dönemdi. Ama bu kurumsal yatırım söz konusu olduğu zaman yapsat anlayışıyla yapılan ofislerde daha hala o noktada değiliz aslında. Peki biraz daha özele inmemiz gerekirse, gayrimenkul yatırımcıları ofis yatırımı yaparken çalışanların mutluluğuna yönelik nelere dikkat etsinler, nelere dikkat etmeliler? Bu ama sektörel bazda değişiyor. Yani oradaki insanların nasıl yaşadıklarını, ihtiyaçlarını, onları gözlemliyor, yaş gruplarını, ailelerin nerelerden gelip gittiklerini gibi o şirketin politikalarıyla, yani o sektör şirketlerinin politikalarıyla çakışık olarak düşünüyor olmaları gerekiyor. Yani bazı sektörde herkese ticket veriliyor, farasa. Peki öğlen yemeğini nerede yiyecek? Yakında o ticket'ı kullanacağı bir yer yoksa demek ki ofise tercih olmayacak. Peki siz buna karşılık bir kafeterya mesela yapıyor olmak mecburiyetindesiniz gibi. Öyle böyle işte yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Tabii ki sofistikasyon yükseldikçe, yani insan kalitesi yükseldikçe orada verilecek olan, nasıl söyleyeyim, ofis alanı dışındaki ihtiyaçların sağlandığı hacimler ofis alanının bazen üstüne de çıkıyor. Çünkü insanların her yerde üretmesini bekliyoruz. Yani bir sorun alıyor, o sorunu kafasında yoğuruyor. Ben öyle yapıyorum açıkçası. Beynimin bir önü var, bir arkası var. Çift problemi birlikte yoğurup ya ertesi gün ya 4 saat sonra onun cevabını düşündükten sonra çıkarıp yani cevabını verebiliyorum. Bu herkes için aslında belli seviyelerde veya birkaç kişiyle konuştuktan sonra kanaatiniz olabiliyor. Yani karar vericiler arasında özellikle hem yaratıcı hem karar verici insanların line veya staff dediğimiz işleri yapmayan insanların zaten mesaisi de esnek oluyor. Yani ben şimdi ben de bu işin çok peşindeyim. Kendim bu işi yapıyorum. Sabahın 5'inde kalkıp masaya oturuyorum veya bilgisayarımı yatağa alıyorum. Çalışmaya başlıyorum. İşim ne zaman biterse, o aklımdaki işi ne zaman bitirirsem toplanıp işe gidiyorum. Biz şirkette remote access dediğimiz uzaktan erişimi de temin ettik. Bunun pilotlarını da tamamladık. Uyguladığımız bir konu. Dolayısıyla biz insanlara böyle seçenekler veriyoruz. Farklı seçeneklerle çalışabiliyorlar. Şirketimiz bahçe içinde zaten. Hem doğal ışık hem doğal işte şey alıyor. Işık da havaydı filan. Yazın yemeklerimizi bahçede yiyoruz. Dışarıda oturabiliyoruz. İstersek dışarıda çalışabiliyoruz. Yani illa bunun böyle iç mekan olması gerekiyor diye bir şey yok. Ha, ama borsada trade ediyorsanız, 4 ekranı birden hani hakim olmanız gerekiyorsa o zaman siz biraz daha fix bir noktadasınız demek oluyor. Yani o biraz daha farklı bir çalışma biçimi. Yani herkesin biraz sürekli takım. Yani mesela ben biliyorum iletişim şirketleridir. Bir masanın etrafında hep takım çalışıyorlar. 4-5 kişi.
işte ne bileyim Turkcell'i, Vodafone'a falan. Bunlar, bu zaman da onların ihtiyacı olan hacimleri belki biraz renklendirerek, belki biraz açık. Ama dediğim gibi bir trader 12 saat neredeyse masasından kalkamaz. Sadece o ekranlara bakar, gözünü kırpamaz, yemek yiyemez. Onun da çalışma ortamı bu. Demeye çalıştım. Deminki verdiğim örnek bundan. Yani bir moda yaratıcısıysa, bu insanın siz hani tam kritik olan bir dönemde, koleksiyon yaptığınız dönemde izin de verebilirsiniz. İşe de gelmeyebilir, gidip sokakları da gezebilir, insanlarla... Yani bu tamamıyla sizin işinizde en başarılı nasıl olduğunuzla ilgili bir mevzu. Dünyada ofis trendleri nasıl peki? Oo, dünyada. Dünyada iki tane şey öğrendiler bu kriz. 2008 krizi aslında çok önemli oldu. Impact'i çok yüksek oldu. Birincisi Amerika'da gereğinden fazla ofisleri olduğunu ilk önce öğrendiler. Çünkü bu iki tane konuya odaklandılar. Bir tanesi insan sayısında tasarruf. Yani çok daha az insanla aynı işi yapmaya çalıştılar. İkincisi de daha yüksek teknoloji kullanarak mekansal bir verimlilik o anlamda. Yani oturtmaya çalıştılar. Ve bu arada da İon gibi binaların, tek başına binaların da tamamıyla kapalı, dışarıyla iletişim olmayan binaların hem dışarıdaki insanlara bir katkısı olmadığını hem de içeridekiler için de yani çok da bir cazibesi yok. Dolayısıyla demin anlattığım World Trade Center'ın yapılanması, inanamazsınız, yerin altından, yerin üstünden her tarafı kucaklayarak yepyeni bir community yaratmak şekliyle. Yani sadece kuleleri, binaları falan yapmıyorlar. Dolayısıyla ulaşım sistemi her şeyiyle. İnanamam. Yani böyle bir şey olamaz. Ben bayılıyorum. Heykel, anıtla, müzesiyle, heykelleriyle, her şeyiyle. Bunun dışında işte görüyoruz bütün teknoloji şirketleri, kendini teknoloji şirketi olarak tanımlayanlar, kentin dışında, içinde, kıyısında her neyse, binaları birbirleriyle ilişkilendirilmiş bir ortak yaşam mekanı yaratmaya çalışıyor. Bunu kent içinde de yapabilirsiniz aslında. Kent içinde de mahalleleri, sokakları ele geçirip, bunları ele geçirip yani satın alarak, bunları birbirleriyle ilişkilendirerek ofis kampüsleri ve yaşama yerleri yapabiliyorsunuz. Yani bizde mesela kalabilirsiniz gece. Yani ofiste. Böyle yeriniz de var. Yani gece çalışmanız gerekiyorsa uyuyacak yeriniz var, yemek yiyecek yeriniz var, buzdolabı, her şeyimiz var. Her katta buzdolabımız var. Onlar da öyle bakıyor. Yani insanların daha verimli çalışması veya mutlu hissetmesi için neler gerekiyorsa tamamını yapıyorsunuz. Avrupa'da biraz daha farklı. Avrupa daha formal. Mesela Frankfurt dediler. Avrupa Merkez Bankası Frankfurt'ta. Yani bütün büyük Avrupa bankalarının genel merkezleri orada zaten. Biz öyle bir şeyimiz yok bizim aslında. Şimdi böyle baktığımız zaman Avrupa'da bir kere ikinci prime dışı, yani A dersek A. A dışındaki ürünlerin hiç feci şekilde darbe yediler. Doluluk, boşluk, fiyat her açıdan yani. Ama bu şunu öğrendiler ki merkezi yerde düzgün yapılmış, sürdürülebilir yapıların geleceği olduğu için orada büyük bir fire verilmedi. Dolayısıyla Avrupa'nın öğretisi daha ziyade böyle oldu. Ama şu anda herkes yeniden pick up ediyor. Yaparken tabii ki çok daha akıllılar. Yani hem istihdam politikalarında hem ofis kullanımlarında çok daha akıllılar. Bizden çok farklı olan yanları biz kiracının içeriği yapmasını bekliyoruz. Onlar da öyle değil. Şirketler çok hızlı büyüyüp küçülebildiği için iç mekanın aslında düzenlemesini de mal sahibi yapıyor. Dolayısıyla siz bir hafta sonunda taşınıp derhal operasyonunuzu devam ettirebilirsiniz. Farklı.